Sinemada ve ekranlarda hamam sahneleri hep dikkat çekmiştir. İşte birbirinden eğlenceli hamam sahneleri ve o sahnelerde oynayan oyuncular. Antep'in hamamları. Kemal Sunal'la Şener Şen mi? Ulan seni ben paşa yaptım, vicdansız herif. Cem Yılmaz mı? Uzun boylu artist var, neydi o? Tarık Akan. Mesela o kadar uzun boylu değil. Sinemanın en komik hamam sahneleri. Ben artık gözdeyim. Neden getirdiler beni buraya? Adile Naşit'in hamam atışması mı? Leyla Hanım'ı onlara bırakmayacağız. Hadi tamam, gireyim bakayım, tamam. Hadi. Yedi Kocalı Hürmüz'ün hamam dansı mı? Sinemanın en eğlenceli hamam sahneleri. Serenay Sarıkaya mı? Elçin Sangu mu? Hande Erçel mi? Dizilerin hamam güzelleri. İşte sinema ve ekranların en unutulmaz hamam sahneleri. Sinema ve ekranların vazgeçilmezidir hamam sahneleri. Hamam sahnesi deyince akla ilk olarak Tosun Paşa filmindeki Adile Naşit'in meşhur hamam atışması gelir. Seferoğlu'nun karıları. Gözü kör olası çalan diye de çabuk duymuşlar. Ayol bunlar da Leyla Hanım'ın peşinde. Gördünüz mü şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız var mı? Leyla Hanım'ı onlara bırakmayacağız. Hadi tamam, gireyim bakayım, tamam. Hadi. Oh, hadi. Hadi. O kurnadan bu kurnaya çirkef sıçramış. O kurnadan bu kurnaya çirkef sıçramış. 45 yaşında Adile de hanım pek de kartlaşmış. 45 yaşında da Adile de hanım pek de kartlaşmış. Sizden ala çirkef olmaz, bir kızı size kalmaz. Sizden ala çirkef olmaz, bir kızı size kalmaz. Hadi oradan Türkiye de hanım ağzını yırtalım. Tosun Paşa filminde bir hamam sahnesi daha var. Erkekler hamamında Lütfü ve Şaban'ın hamam sahnesini izlemek de çok eğlenceli. Leyla ile evlenmeye karar verdim. Ne diyorsun lan sen? Tası niye atıyorsun ya? Evet, Leyla'yı deli gibi seviyorum. Ulan herif! Yak! Of! Olamaz. Mümkün değil. Kalle Şerif, nasıl yaparsın? Ben Tosun Paşa'yım, her şeyi yaparım. Oh! Ulan seni ben paşa yaptım, vicdansız herif. Şener Şen'in bir başka hamam sahnesinde sıra. Sefil Bilo filminde Şener Şen'in söylediği Antep'in hamamları türküsü de unutulmazlar arasında. Antep'in hamamları, dikileri külhamları. Antep'in hamamları, dökülleri külahanları. Aman meleğim. Müsaade var mı ağam? Bilo, sen misin canım? Benim ağam. Tam zamanında gelmişsin. Gel gel, gel bakayım. Al şunu sırtımı sabunla. Baş üstüne ağam. Komik hamam sahnelerinden biri de Vizontele'de Cem Yılmaz'ın oynadığı Artist Fikri'nin hamam sahnesi. Oo, Vizontele daha çok yanar oğlum. Sinemaya benzer mi? Ben en çok sinemayı severim. Sinema başka bir şey. Mesela bak, o bir tane uzun boylu artist vardı. Neydi o? Tarık Akan. Tarık Akan. Mesela o kadar uzun boylu değil. Benim buradan geliyor. İstanbul'da gördüm. Sinema işte bunlar. Bak mesela bir olay daha var. Geçen sene Beyoğlu'nda yürüyorum. Bu bir tane ince bıyıklı artist vardı. Kimdi o? Ayhan Işık. Ayhan Işık. Tam önümde gidiyor. Arkasından işte Beyoğlu'nu bilmiyorsunuz. O bir dükkanın arkasından döndü. Yürüyorum böyle. Turist Ömer'deki kimdi? Sadri Alışık. Sadri Alışık.
İnce duygular. Ben şimdi bu ayağınışın arkasından bağırdım. Turist Ömer dedim. Dönüp bakmadı adam. Sinemadan devam edelim. Nurgül Yeşilçay ve Gülse Birsel'in oynadığı Yedi Kocalı Hürmüz filmindeki hamam dansı sanatsal. Dizilerde de çok sık kullanılıyor hamam sahneleri. İşte onlardan biri. Yıllar önce Pelin Karahan ve Aslı Enver'in oynadığı Kavak Yelleri dizisinde hamam eğlencesi yapmıştı kızlar. O kurnadan bu kurnaya çirkef sıçramış. O kurnadan bu kurnaya çirkef sıçramış. 60 yaşında da Rukiye'de hanım pek de kartlaşmış. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan'ın ilk hamam sahnesi de hala akıllarda. Hürrem hamamda böyle çılgına dönmüştü. Bırak beni be kadın! Gel. Hayvan mıyızsın? Bırak beni! Otur. Hayır! Otur! Hayır! Otur buraya! Çek elini! Çek! Yine Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nurbanu Sultan rolüyle Merve Boluğur'un hamam sahnesi de arşivlerdeki yerini aldı. Ben artık gözdeyim. Neden getirdiler beni buraya? Ben hamam teknesi istiyorum. Ne teknesinden bahsediyorsun sen? Burada öyle bir şey yok. Hani küçük bir tekne olur. İçine sıcak sabunlu su koyarlar. Sonra içine girer yıkanırsın. O ne biçim şey öyle? Durgun suda yıkanılır mı hiç? Bir kere kir akmaz vücuttan. Beğendik'te birçok sarayda hamam teknesi bulunur. Yıllar önce çekilen İlişki Durumu Karışık dizisinde de bir hamam atışması yaşanmıştı. Ben size dedim Medya anne. Bu kız bozacak bizim mutluluğumuzu. Ne işi var burada ya düğün öncesi? Yapma kızım böyle. Can seni seçti işte. Görme o bücürü yok say. Bak Can da öyle yaptı. Seninle evleniyor işte. Asma yüzünü, gül biraz. Eda Ece'nin henüz bu kadar ünlü olmadan önce Seren Şirince ile yaptığı hamam atışması eğlenceliydi. Koskocası Tarcan Efendi de kimlere aldanmış? Koskocası Tarcan Efendi kimlere aldanmış? O kurnadan bu kurnaya çirkef sıçramış. O kurnadan bu kurnaya çirkef sıçramış. Kısacık boyuyla da Ayşegül Hanım pek de kartlaşmış. Kısacık boyuyla da Ayşegül Hanım pek de kartlaşmış. Hande Erçel hamam sahnelerini seviyor. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde kızlarla hamam sefası yapmıştı. İşte böyle Hande Erçel. Çıksam İstanbul'a düzüne, hayatımı alsam dizime. Çıksam İstanbul'a düzüne, hayatımı alsam dizime. Hayatım kınalar yakmış, on parmağın eline. Hayatım kınalar on parmağın eline. Ar gelir Murat Aga, ar gelir. Hayatım akar yola dar gelir. Hande Erçel'in bir başka hamam sefası da Sen Çal Kapımı dizisinde yaşanmıştı. Hadi çalın da gelinimle dans edeyim azıcık. Bal girdim ağ bal
Netflix'in dizisinde Jessica May'in yeni gelin olarak girdiği hamamdaki ilk halleri de eğlenceliydi. Hamam güzellerinden biri de Elçin Sangu. Güzel oyuncu oynadığı dizide böyle hamam eğlencesi yapmıştı. Aslı Enver'in ve İpek Bilgin'in de yer aldığı İstanbullu Gelin dizisindeki hamam sahnesi de eğlenceliydi. Hepsiz gelin hamamı mı olurmuş canı Allah Allah. Aile dizisindeki hamam sahnesi. Serenay Sarıkaya devin rolüyle Adana'da Nedret Hala'nın hamamına girmiş ve hamama giren terlemişti. Bakın biz Aslan'la aslında ayrıyız. Ayrıldık. Yani neden peki buraya gelip dil dökün bana? Çünkü bir söz verdim. Leyla'ya bir söz verdim. Kaya ve Zeyno'ya gözüm gibi bakacağıma bir söz verdim. Babaları öldü, anneleri hapiste. Bu çocukların başka bir travma daha kaldıracak durumları yok Nedret Hanım. Eğer kabul etmezseniz artık her şey için çok geç olacak ve dayılarını da kaybedecekler. Ben sıfatından ne okunuyor biliyor musun? Sen buraya verdiğin söz için değil, sevdan için geldin. Sen sevdiğini kaybetmekten korkuyorsun. Aslında ben Nedret Hanım şey için... Bak kız buraya geldin, elimi öptün, beni saydın, sağ ol. Ama benim muhatabım sen değilsin. Aslan da değil. Benim muhatabım Hülya. O gelecek. 40 yıl için benden özür dileyecek. Ancak o zaman imzalarım ben sözleşmeyi.